Selamlar herkese. Hançer ben. Yeni ve şahane bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Sons of Valhalla. 2'de hack and slash. Bir şehir kurma. Aksiyon oyunu. Ve Kingdom Two Crowns oynadıysanız ona çok benziyor açıkçası. Oyun yeni çıktı. Ben de biraz önce indirdim. Bir yarım saat bakma fırsatım oldu. Şimdi sizlerle beraber bir 30-40 dakika bu enteresan oyunu keşfedeceğiz. Piksel grafikleri sizi korkutmasın veya oyunu küçümsemenize yol açmasın. Normaldan oynayacağız. Oldukça keyifli bir oyun çünkü bu tarz oyunları oynama fırsatım olmuştu daha önce. Ufak tefek bir hikayesi var. İşte abisine yazıyor ilk karakter. Klasik bir hikaye diyebiliriz. Köyümüzü yağmalamışlar. Bir sürü insan ölmüş. Babamız ölmüş. Ve sanırım eşimizi kaçırmışlar. Böyle rezalet şeyler gelmiş başımıza. Abimize bir mektup yazıyoruz. Olan şeyleri anlatıyoruz arkadaşlar. Biz de bu olayların ardından işte gemiyle kötü adamın peşine düşmüşüz. Adam İngiltere'ye kaçmış. Bunlar da Vikingler işte. Nispeten yakın bir yerde yaşıyorlar İngiltere'ye. Fakat ne yazık ki yolda ufak bir sıkıntıyla karşı karşıya gelmişler arkadaşlar. Ve gemimiz batmış. Bizim karakterimiz de ne yazık ki ölmüş. Ama ölüm macerasının sonu değil arkadaşlar. Karakterimizi Valhalla'ya çağırıyorlar. Odin Bey'imiz bizzat kendisi çağırıyor. Ve bize bir fırsat daha verecekler. Tutorial'ı da atlamıyorum. Beraber bakabiliriz. Karakterimiz kendisini Valhalla'da buluyor. Ve Odin arkadaşımızla konuşuyor. İşte ne oldu vesaire diyorlar. Ölmüşüz ama Odin bizi bir daha diriltmiş. Çünkü bizim için bir görevi varmış. Dünyayı vesaire kurtaracakmışız. Kader bizi bekliyormuş ve Odin bize yardımcı olacakmış. Bunlardan bahsediyorlar. Ölürsen yine dirilteceğim seni çünkü bir hedefin var. Ona ulaşmalısın diyor. Ve böyle bizi desteklemek için runlar verecekmiş. Mesela %20 damage veriyor bu. Karakterinizde takıyorsunuz. İleride bunlardan daha fazla bulabileceğiz arkadaşlar. Çok farklı şeyler var. Şehir kuracağız. Onlarla ilgili runlar var. Combat'la ilgili var. Range şeylerle ilgili var. Ve bunları değerlendireceğiz. Oyunun ileriki kısımlarından. Hoşça kal diyoruz Odin babamıza. Ve Heimdall mıydı bu karakter? Onun eşliğinde şu gökkuşağına atlıyoruz. Ve yeryüzüne tekrardan iniyoruz. Kaderimizi gerçekleştirmek için. Burada da işte şehir kurmak, combat mekaniklerini ufak tefek. Bu moruk arkadaş bizlere göstermeye çalışıyor. Bütün mürettebatımız ölmüş tabii. Gemi battığı için. Ve bizim de canımız bir kalmış. İşte canını doldur vesaire diyor. Sol altta 3 tane skill görüyorsunuz. Bir tanesi can dolduruyor. Diğeri mana dolduruyor. Diğeri ise yay kullanmamızı sağlıyor. Vur bana diyor. Beni test ediyor. Basılı tutarsanız da böyle daha combo bir atak yapabiliyorsunuz. Birkaç kere vuracağız buna. Adamı harcadık gerçekten. Very good. Sonra da yayını kullan diyor. Şöyle F'le yay kullanabiliyorsunuz. Adamı katlettik bu arada. Ve bloklayabiliyorsunuz da darbeleri. Hem sağa doğru hem yukarı çapraza okun geldiği açıya bağlı olarak bloklayabileceğiz. Bir de dodge var. Bayağı aktif bir combat var iki daha olsa da. Staminamız bittiği için de stamina iksirini kullandık ve temel savaş mekaniklerini burada anlatıyor. Sol üstte canımızı görüyorsunuz. Sarı olan stamina. 100 gümüşümüz var. 0 altın, tahta, balık ve insanlarımız var. Mesela buradan bir şeyler buldum. Damage'ıma %20 veren oklarıma bir eklenti daha buldum, taktım. Muhtemelen ileride bir sürü bunlardan bulup arzuladığınız bir karakteri yaratabiliyorsunuzdur. Kamp ateşinin yanında dur diyor ve base'imizi ufaktan inşa etmeye başlayacağız burada. Gördüğünüz gibi doluyor. Düşmanların base'lerini de ele geçireceğiz yavaş yavaş. Süper. Burası bizim ana binamız diyor.
Bunları ben birazcık oynadığım için biliyorum. Çok kurcalamaya gerek yok. Buradan ekipmanlarımızı doldurabiliyoruz. 3 tane okum var. 2 can doldurucum, 2 stamina doldurucum var şimdilik. Ve birazcık asker yapmamız gerekiyor tabii ki. Buraya bir tane balıkçı yeri yapacağım. Yatay olarak genişliyor 2 dağ olduğu için kasaba. Ve bunlar bize yemek getirmeye başlayacak düzenli olarak. Bir tane de asker yeri yapacağız sağ tarafa. Ve kombata başlayacağız. Başka da çok bir şey yok zaten. Tahtacı var şu anda. Okçu yeri var. Blacksmith var. Katapult yapabiliyoruz ama bunlar çok ileride geliyor muhtemelen. Ben Barracks'ı yaptım bir tane. O yüzden temel warrior'lardan çıkaracağız. Oldu mu dedeciğim? Eline sağlık. Yavaştan adamların da gelecek diyor. Destek birlikler çağırmışız. Ve altta da minimap'i görebiliyorsunuz. Sağa doğru gittikçe düşmanlar var. Düşmanların köyünü almamız gerekiyor. İlk hamlemiz olarak. Ve askerler geldi, biraz para, yemek getirdiler. Hem Hiromu savaşabiliyor hem de ordular yapabileceğiz beraber. Düşmanlara saldıracağız. Bir sürü de formasyon var. Shift'e bastığınızda işte beni takip et formasyonunu verebiliyorsunuz. Sizinle geliyorlar askerler. Ordunuzu yönetebiliyorsunuz. İşte burada kalkan duvarı yap diyorsunuz. Klasik Vikinglerin hareketlerinden biri. Ve düşmanlar gelmeye başladı. Önden tanklıyorlar, arkada okçular. Adamın beynini deldiler oklarla. Ya da işte melee'ler saldırsın falan diyebiliyorsunuz. Çok farklı formasyonlar yapabiliyorsunuz. Muhtemelen beceremeyeceğim oyunun başında. Ama opsiyonlarımız var. Çok hızlı geçtiğim için adamın diyalogları üst üste bindi. Tabii savunmaya da yerleştirebiliyorsunuz. Ve buraya gel işte, burayı savun diyebiliyorsunuz. Barikatın arkasında takılıyorlar. Temeller bunlar arkadaşlar. Gerisini benim çözmem gerekiyor. Ben de buraya kadar oynadım daha önce. İşte balıkçılarımız çalışıyor. Çok tatlı grafikleri var. Popülasyonumuz var. İşte upgrade'ler yapabiliyorsunuz burada. Tabii ki çok param yok şu anda. Pek bir şey yapamıyorum. Ama amacımız aldığım kadarıyla düşmanları yenmek. Asker çıkarabiliriz birazcık. Bir tane daha asker çıkaralım. Burada upgrade'ler var. Bunları yapabiliriz. Attack speed'i arttır. Hit point. Bas gitsin. Ve biraz kahramanımızla zorlayalım bakalım düşmanları. Böyle surun arkasında saklanıyorlar. Fena değil. Kuvvetliyiz. Ama canımız az. 30 can o kadar yüksek değil. O yüzden dayak yeme ihtimalimiz bayağı yüksek. Adam yerleri öpüyor. Şu kuvvetli skill'i kullanınca. Ops. Bir vuruyorlar. O kadar kuvvetli değil bunlar. Güzellik surlarını kırdık. Yanıyoruz galiba şu anda. Okçular gelmeye başladı. Y'yi de kullanabilirim. Yanlış tarafa sıktım. İki vuruşta indirebiliyoruz. Fena değil. Adam arkama geçiyor. Çakal. Ve C'ye basarak canınızı doldurabilirsiniz. İki tane can doldurucu var yanımda. Fena değil. Para düşürüyorlar. Müzikler beni gaza getirmeye başladı. Katlediyoruz şimdiye kadar. Sandıkları lootla diyor. Lootla. Ve bu ne, korkuluk mu? Peki. Bence adamlarımı çağırayım. Yavaştan. Saldır diyorum. Haydi hep beraber gidelim. Kuleyi boş bırakmışlar. Kulede kimse yok. Ve ordum da geldi. Yeri öptüm. Korkuluk bayağı kuvvetli. Z
8 canım kaldı. Ölüyorum. Geri geri geri. Biraz can dolduralım. Korku katletti adamlarımı. Ama aldık gibi. 4 canım var. Bir tane daha rune buldum. Taktım. Okumadım bile. Vaktim yok çünkü. Canım da yok. Okey, kulede biri var. Bunu nasıl indireceğiz? Destek birlik çağırabiliyor muyum? Bunları bırakıyorum biraz kendi haline. Ben base'ime gideceğim. Ya da base'e... Öldüm. Ölünce bir şey olmuyor muhtemelen. Bakalım, göreceğiz. Kafamdan vurdu. Tam gözümden vurdu. Yine Valhalla'ya gidiyoruz. Kusura bakma Odin babam diyoruz. Bizi geri yolluyor. Bunlardan birini feda etmem gerekiyormuş her seferinde. Sıkıntı yok. Bölüme yeniden başlamamı isteyecek mi yoksa devam edebilecek miyim bıraktığım yerden? Muhtemelen devam edebileceğiz. Daha biraz asker yapalım. Devam edebiliyoruz. Benim askerlerim halen burada. Güzel. Dehşet gibi destek birlik geliyor. Bence kuleyi yıkmam gerekiyor şeyi alabilmek için. Kaleyi alabilmek için. Sandığı aç. Topla. Bunları okumalık çok vaktim yok. Aldık sayılır ama kule çok kuvvetli çıktı sandığımdan. Yes, düştü. Şimdi yes, bayrağı alabiliyoruz. Bu bölge bizim olacak. Dediğim gibi Kingdom Two Crowns diye şahane bir oyunu var. Onu çok andırıyor mekanikleri. Oradan birazcık tanıdık. Güzel. İlk bölgeni aldın diyor. Ve base'imizi buraya kadar genişletiyoruz şimdi. Koçbaşıyla geliyorlar. Yıktılar bile. Savunmam gerekiyor burayı. Geldi. Yeni yaptığım warrior'lar buraya geldi. TP atabiliyoruz. Fast travel açıldı. Haritanın diğer kısmına. Sur'u yeniden yapabilecek miyim? Tamir ettim. Güzel. Şimdi buradan ilerlemeye başlayacağız. Yavaş yavaş. Ne kadar çok run düşüyor. Yayıma bir tane güç ekledim. Şimdi birazcık daha asker yapmak istiyorum burada ilerlemeden önce. Can dolduran bir karakter yaptım, epik. Bakayım. Heal basıyor. Çok güzel, benim de canım dolduruyor. İyiymiş bu. Ve şimdi ana şehirlerini almamız gerekiyor. Ki çok daha savunması var gibi oranın. Buradan asker yapma ihtimalim var mı? Yok. Diğer base'e mi gitmem gerekiyor? Hemen festival atalım. Ama limitimiz çok az. Limitimiz. Belki de base'e upgrade demem gerekiyordur. Olabilir. Evet. Ama bunun için de paraya ihtiyacım var. Canımı arttırdım. Staminamı arttırdım. Karakterime upgrade'ler verdim birkaç tane. Bir tane daha asker yaptım. Ve geri döndüm savaş yerine. Buraya kule de yapabiliyoruz galiba.
Tamir ettim. Okey, okçularım kuleye çıktı, güzel. Ve saldırı geliyor şu anda. Kalkanları vesaire var. Yavaştan da güneş batıyor. Bu adamlar burada savunsun istiyorum. Hot position diyeceğim. Aynen. Ben kendi başıma birazcık tokatlamaya çalışacağım düşmanları. Çok fazla okçu var. Yeni bir yetenek kazandık mesela. Bayağı iyiymiş. Hoho! Demek ki kahramanımız... Hepsi öldü mü? Kahramanımız bayağı kuvvetlenebiliyor. Gördüğüm kadarıyla. Çok güzel ama bunu kırmak kolay olmayacak. Belki koçbaşı yapmam gerekiyor bir tane. Katapult da geliyorlar çünkü. Okey, birazcık savunmaya çekilelim. Canımızı dolduralım. Ok skill'i bayağı iyi oldu. Geldiler. Bunu yıkıp içeri girmemiz gerekiyor. Başka şansımız yok. Müthiş kuvvetli bir skill bu. Wow. Yine mi öldüm? Canıma... Canıma bakmıyordum bile. Canı karakterimin kafasının üstüne koymalılar. Sol üst çok uzak kalıyor. Kombat odaklanınca. Ben geldim Odin'cim. Bir sürü şeyim var. İstediğini verebilirim. Al senin olsun. Görüşürüz. Heimdall, aç kapıyı. Yani ordumla o kapıya çıkarsam dayak yiyeceğiz gibi hissediyorum. Ve 10 asker limitini de doldurduk. Buralara bir şeyler kuramıyor muyum? Bir şey oldu. Saldırıyorlar surlara. Atak diyeceğim adamlarıma. Healer da var. Belki kırabiliriz ufak tefek. Aa, müthiş bir canı var şeyin. Kapının. Diğerlerini de getirsem. Atak. Okey. Komple saldırıyoruz şu anda. Bu arada kalkanım var. Şöyle yukarı tutarsam. Yes, bloklayabiliyorum burayı. Benim adamlarım harcayabiliyor. Çok iyi. Ya da shield wall falan yapabilirim belki. Yalnız duvarın canı saçma sapan. Haydi gençler. Harcıyoruz şu anda. Kesinlikle katapult gibi bir şey gerekiyor. Bıraktım bir adamları. Yapabiliyor muyum katapult gibi bir şey? Enter farm. Burada yok öyle bir şey. Festival atarsam da adamlarım ölecek diye korkuyorum. Adamları çünkü bir başına bıraktım şimdi. Meat Hall'da upgrade yaparsam. Tamam. Tier 2'ye çıkardım. Böylelikle binaları upgrade diyebileceğiz.
15 kişi yapabiliyoruz. Biraz daha adam bastım. Build. Hah, yeni bir yer daha açıldı arkadaşlar. Archery Range, Blacksmith, Workshop. Tahtaya ihtiyacım var 200. Woodcutter yaptım. Açıkçası ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Demek ki base'imizi upgrade'leyince daha fazla bina yapabiliyoruz. Güzel, bizimkiler hale indirmeye çalışıyor. Acaba buraya yeni binalar kurabilecek miyim? Temel şeyleri öğrenmek gerekiyor. Yeni askerler gelmeye başladı. Saldırın. Kalkan olayını unutmuştum ya. Şey yapabiliyorum böyle. Yukarı doğru tutabiliyorum kalkanı. Adamları koruyabiliyorum. Akşam oldu. Bütün gece yağmaladık kapılarını. Yes. Saldırın. Ve binalarını yıkıyoruz. Aldık gibi. Kocaman şehirmiş burası benimkine kıyasla. Biz çadırlarla yaşıyoruz. Yıktık. Daha bitmedi. Boss var sağ tarafta. Daha bir sürü yer almam gerekiyor. Bir tane daha outpost aldık şimdi. İlerliyoruz düşmana doğru. Eline sağlık diyor dedem. Ha, depoyu upgrade'leyebilir miyim birazcık? Çünkü yerde bir sürü kıymetli şey var ve onları o kadar da toplayamıyorum. İnşa et. Balıkçı. Barracks'im var. Archer Range. Blacksmith. Hah, katapult. Siege Weapon yaptım. Siege Weapon. Bir de Blacksmith yapmak istiyorum. İnsanları kuleye koydu. Kuleye upgrade'leyebilir miyim? Şu anda upgrade'leyemiyorum. Güzel. İki tane daha köy almamız gerekiyor. Bitireceğiz gibi. Bakalım. Ram mi yapsak, katapult mu? Yani katapult yapalım. Bir tane. Köpek bir şey istiyor. Burada balıkçı yapalım. Healer'ımız hayatta değil mi halen? Etrafta görmüyorum onu. Hayat kurtarıyordu. Katapult geliyor. Balıkçıyı upgrade'leyebiliyor muyum? Tahtam yok. Geldi. Depoyu da arttırıyormuş. Ah, süper, tamam. Hem üretimi arttırıyor hem depoyu arttırıyor. Şimdi bir yer daha almamız gerekiyor. Bunları okumuyorum. Yeteneklerini şimdilik. Bunlar değişik. Biraz vahşiler gibi. Ve daha kuvvetliler. 10 vurdu bana. Barbarlar. Kesinlikle daha kuvvetli bunlar. Okçularını indirdim. Kaçıyorum. Şafak da olsun. Sabah olsun saldırırız. Biraz da asker toplayayım çünkü max limitim arttı. Katapult geldi. Mi? Şurada duruyor. Yok, gelmemiş. Henüz bitmemiş.
başka bir şey yapabiliyor muyum? Bir sürü bina yapabiliyorum aslında. Blacksmith yapmak istiyorum. Siege Workshop, Blacksmith. Çünkü orada güzel upgrade'ler çıkabilir. Blacksmith yaptım bir tane. Başka bir tane daha tahtacı yapabilirim. Çünkü tahtalarımız yetişmiyor. Blacksmith'te neler var? Yine bana upgrade'ler yapıyor. Herhalde geldi katapultum. Saldıralım mı? Atak dedim, gidiyoruz gerçekten. Keşke can doldurucumu doldursaydım. Fullemedim. Bu arada katapult gelmedi galiba. Göremedim. Şu boss gibi bir şey biraz. Molotof atıyor. Okey, kesinlikle öleceğiz arkadaşlar burada. Bu arada kazanmayı beklemiyorum. Kazanmayı pek beklemiyorum ilk defa oynadığım için. Sadece denemek istiyorum. Harcandık. Muhtemelen daha aheste aheste oynanması gerekiyor. Harcandık. Canım doldurdum. Workshop şeyini yıkıyorum. Buraya barracks yapacağım onun yerine. Düz asker çıkaracağım. Hatta upgrade diyebilirim bile belki. Move katapult diyor. Karakterim yönetmeli. Kalkan ekledi warrior'larıma. Canlarını arttırdı. Şimdi biraz upgrade'li oldular. Daha kuvvetli bir orduyla gidebileceğiz. Çünkü erittiler bizi. Canı bile gitmiyor. Okey, çok kuvvetliler. Çok kuvvetliler, acele ettim. Geri geri geri. Achievement geldi. Ateş şeytanını öldürmüşüm. Peki, mini boss gibi bir şeydi muhtemelen o. Bu arada şey burada değil. Healer'ımız burada değil. Nereye gittiyse o. O yüzden bir önceki şeye gitmek istiyorum hızlıca. Buradan healer çıkarmıştım. O bizimle gelmedi. Ölmüş çünkü. Onu bir daha çıkardım. Ve burada durmuyor. En sağa kadar devam ediyor. Yani cepheye geliyor adamlar, askerler. Blacksmith'ten upgrade'leri yaptık sayılır. Buradan özel bir hero yapabiliyor muyuz? Yok. Devam. Biraz asker yapıp ittirmeye devam edebiliriz gibi. Ama şeyim kalmadı. Balığım kalmadı. Ki surlarımıza dayanmışlar. Surlarımızı yıkmışlar.
kalkanlı warrior da yapabiliyorum. Bence yapmamız gereken şey daha çok balıkçı yapıp asker basmak mümkün olduğunca. Ha, blacksmith'teki upgrade'ler bittiği anda onu yapabilirim. Hatta oduncuya da bye bye diyebilirim. Yani ilk defa oynadığım için çok detaylı bilmiyorum hangisini önce yapmalıyız vesaire. Kaynak yönetimi hakkında uzman olduğumu söyleyemem. Ama şu anda balıkçı daha gerekli gibi. Çünkü yemeğimiz olduğunda asker yapabiliyoruz. Blacksmith'teki upgrade'ler bitti. Daha fazla asker yapabileceğim. Bol bol şey yapmak istiyorum. Asker spamlemek istiyorum. Kapasitem 25'e çıktı çünkü. Devam. Şimdi kalkanlı, daha kuvvetli askerlerim var. Çok okçum yok aslında. O sıkıntı olmayacak muhtemelen. Blacksmith'i yıkabilir miyim bütün upgrade'leri? Daha da açabiliriz aslında. Balıkçıyı da upgrade'ledim. Bir tur daha dalabiliriz gibi hissediyorum. Bütün ordum hazır değil ama... Katapultu ben mi ittiriyorum? Bu nasıl bir olay? Atak dedim. Geliyor katapult. Yine dayak yiyeceğiz muhtemelen. Zaten önümü göremiyorum. O kadar karanlık ki burası. Geliyor ordum. Burayı da aldık gibi. Ağaçların üstünden atlıyorlar. Tepemize. Healer gitme. Healer ölüme gitti. Okey, yapacak bir şey yok. Burayı almalıyız gençler. Buraya gelin. Healer öldü. Kamikaze yapmayı tercih etti. Ve alamıyoruz şu anda. Niye dolmuyor? Şimdi. Hah, alıyoruz. Sanırım bölgedeki herkesi öldürmemiz gerekiyor orayı alabilmek için. Ve son kaleleri kaldı. Son bir yer kaldı. İttirebilirsek. Yes, burayı da aldık. Orman kampı. Bir tane de ne yapalım? Ateşli bir tane boss. Ya da hero yaptık. Buraya bir şey inşa edebiliyor muyuz? Emin değilim. Ve son yer. Evet, düşman. Valgard. Bir kez daha yollarımız kesişti diyor. İngiltere'deymişiz bu arada. Seni buraya ne getirdi? Eşimi kaçırdın, babamı öldürdün. Bilmiyorum, ben teslim ettim karını birisine diyor. Demek ki büyük kötü boss değilmiş bu. Söylemeyeceğim diyor. Kaçtı. Korkak! Healer ölmek istiyor ya. Saldırıyoruz. Öldüm. Kafama sıktı katapult. Kaç 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 kaç. İçeride katapult tutmak bayağı etkiliymiş. Eritiyor bizi. Attack.
Biraz da asker yapmam gerekiyor. Orayı alabileceğimi zannetmiyorum. Geri çekiliyoruz. Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Burası rezalet bir yer. O yüzden fast travel'da bir önceki bölgeye gidiyorum. Ekipmanlarımı dolduruyorum. Ve full asker basıyoruz. Dediğim 3 tane basabildim. Niye? Tahtam yok çünkü. Şey yıkmam lazım. Blacksmith'i yıkıyorum. Şimdilik. Ve bir tane tahtacı yapıyorum. Sık oynadıkça bunları nasıl optimize edeceğimizi çözebiliriz şimdilik. Bilmiyorum. Devam. Şimdi askerler otomatik olarak sağ tarafa gelecek. Saldırabileceğiz. Ama buraya hiçbir şey inşa ettirmedi. Burası yanmış. Yıkılmış bir bölge. Bir tane okçu yaptım. Hero. Katapultumu tokatlıyorlar. Geldim. Atak diyorum. Bir saldırı daha yapıyoruz. Katapult var geliyor. Aldık gibi. Of, çok kuvvetli arkadaki katapult. Kalkanlı tanklayabilir miyim? Hayır, canım gitti. Ve canını oynatamıyorum. Neyse, en azından bizim de katapult var. Gidelim şimdi birkaç tane daha asker aldım. Base'den. Atak diyelim ama çok mantıksız oluyor çünkü ölüyorlar melee yakından vuranlar. Neyse aldık gibi. İçerideki binaları yok ediyor. Okum. Okumun damage'ı. İçeride askeri var mı acaba? Yine öldüm. 20 küsur vuruyor katapult. Sıkıntı yok. Ölmenin neredeyse hiçbir manası yok. O kadar çok rune var ki üstümde. Onları kullanabiliyorum, değerlendirebiliyorum. Odin babamıza da birazcık verelim. Bye bye. Take care of yourself. Ve benim karakterler muhtemelen kapışmaya devam ediyorlar şu anda. Asker yapalım biraz. Onlar saldırsın. Fast travel atalım. En sağdaki yere. Güzel, vurmaya devam ediyorlar. Okçu Hiros'u çok iyiymiş. Uzaktan uzaktan vuruyor. Yalnız absürt canları var kulelerin sonunda aldık. Yes. Binaları yıkmama gerek var mı bilmiyorum. Direkt buraya ulaşsam oldu. Adamın peşinden içeriye girdim şimdi.
Ciddi misin? Boss savaşı mı olacak? Böyle bir şey beklemiyordum. Hayır, böyle bir şey beklemiyordum. Bu ne? Yoruldu. Gerçekten bu beklentilerimi aştı. Değmedi. Değmedi. Çok çabuk yaklaşıyor. Buralar yanıyor mu şu anda? Yanmıyor. Wow, bir sürü skill'i var. Talka geçiyorsun. Şok etti oyun beni şu anda. Ve çok hızlı tepki veriyor. Yok, okumu girecek kadar vaktim olmuyor. Alabileceğimi zannetmiyorum arkadaşlar. Savaşı. Çünkü bir falan vuruyorum adama. Şimdi yorulacak. Aa, ben de yoruldum. Staminam bitti, öldüm. Okey. Aşırı zor. Gereksiz zor. Oynamayı bilmiyorum çünkü. Hoppa. En azından yaralayabildim. Ama canım kalmadı. Staminam da kalmadı. Takla attığımda staminam gidiyor. Staminam biterse ki bitecek birazdan. Öleceğiz. Yine bir şey yapacak. İki canım kaldı. Çok hızlı. Yine iyi savaştı bence. Oyunu ilk defa oynuyor olmama rağmen öldüm. Kafama varil attı. Gereksiz zordu. İmkansız değildi ama bir daha girebiliyorsunuz muhtemelen. Baştan mı başlıyor savaş? Baştan başlıyor. Burada veda ediyorum arkadaşlar sizlere. Buna kasmayacağım ben. Oyun çok keyifli. Ve bu tarz oyunlar seviyorsanız, tabii ki mekaniklerin çok büyük bir kısmını çözemedik. Hangi binaları yapmanız gerekiyor? Nasıl formasyonlar vermeniz gerekiyor karakterlere? Nasıl runları takarak karakteri daha kuvvetli yapabilirsiniz? Bunları çözerseniz çok daha etkili bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama uzun bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bosslara, yaratıklara karşı şehirler kuruyorsunuz. Upgrade yapıyorsunuz unitlerinizi. Bayağı taktik var işin içinde. O yüzden ben keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Yani kanala çekmesen bile serisini, ben bunu kendim oynarım muhtemelen arka planda. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.